Senin yüzünden iki çuval da soğan ayıkladık anladım. Ama fasulyeleri de ben ayıkladım. Bana bak, atarım kafana şimdi bunu ha. Bana bak, at şu hayvanı dışarıya, yoksa... Sen de tuhafsın yani. Sana ne zararı var onun? Azıcık ot bulmuş, karnı doyuruyor zavallı. Ulan koltuğu yiyor be! Ulan siz benim başımın belası mısınız? Gidin başımdan be! Aşkım ben mi? Bunu sana hiç yakıştıramadım. Ona ne oluyor be? Sen karışma, ben onunla katiben mi? Sen beni kovarsan ben nerelere giderim? Halil amcamı nasıl bulurum bu ayol gösterim ha? Paraları alınca seninle beraber yiyecektik, biliyorsun sen! Paraları beraber yiyeceğiz dedim ya! Durmadan açılıyorduk! Birdenbire fırlamak mı? Ay, ay ne korkunç! Ya! Bir anda sandal tepetaklı oldu! Ah! Azgın dalgalar arasında yüzmeye çalışırken... ...on suya batıp çıkışını gördüm. Ah! Onu kurtarmak istedim, fakat imkansızdı. Bana elveda Ruhi, ben boğuluyorum. Kanım sana emanet, dedim. Sonra? Sonrası çok acı. Bunlar son sözleri oldu. Ve dalgalar arasında kaybolup gitti. Şuursuz bir halde yüzmeye başladım. Sahile geldiğim zaman... ...yarı baygın bir haldeydim. Ah! Allah'ım! Ne korkunç! O öldükten sonra... ...artık bana yaşamak haram! Ne mücevherler, ne kürkler, ne köşk... ...ne de bıraktığı milyonlar umurumda bile değil! Aa, ne yapalım, kader! Ölenle ölünmez! Kendinizi bu kadar koyvermeyin, daha gençsiniz, güzelsiniz! Kocamı kaybettikten sonra... ...gençliğimin, güzelliğimin ne değeri var? Ben de ölmek istiyorum! Yo! Ah, buna razı olamam! Unutmayın ki, rahmetli kocanız sizi bana emanet etti! Her şekilde emrinize amadeyim! Haklısınız tabii, yaşamam lazım! Ah, bu küçük yavru için yaşamam lazım! Bütün servetimi bırakırsam ona... ...kocamın ruhu belki şad olur. Onu mutlaka bulmamız lazım Ruhi bey! Madem o kadar istiyorsunuz... ...bulmaya çalışırım. Yalnız değil misiniz teyzeciğim? Gel yavrum, gel! Bugün nasılsınız teyzeciğim? Ah, nasıl olacağım yavrum? Büyük acımla baş başa yaşıyorum işte! Ne yapsın bakayım? İstediğiniz uşak ve hizmetçi için gazeteye ilan verdim. Ah, iyi yaptın yavrum! Teyzeciğim, hep böyle kapalı bir yerde yaşamanız doğru değil. Gelin biraz bahçeye çıkalım. Şimdi olmaz! Hadi sen bizi yalnız bırak! Ruhi Bey'le görüşeceklerim var. Nasıl isterseniz. Ne olacak böyle halimiz? Para yok, pul yok ha? Vallahi katiben mi sen bilirsin? Biz İstanbul'un yabancısıyız. Şöyle büyük bir voli vurmak lazım. Ah şu merep eşek inek olsaydı beni yapacağımı bilirdim ya. Sorma kaybolmasın ama ne yapıyorsun katiben mi? Görmüyor musun? Eşeği boyuyorum oğlum! Gene işine karışmak gibi olacak ama merak ettim! Abuzittin'i boyamak nereden aklına geldi? Eğer bir ineğe benzerse daha çok para eder oğlum, anladın mı? Pek anlayamadım, anladın mı? Sen anlayana kadar benim başım belaya girecek! Ya beni satmak istiyor, anlasın mı? Ya sahi mi? Bana bak, katiben mi? Abuzittin benim can yoldaşım, kan kardeşimdir! Onu nasıl satarsın sen ha? Oğlum, metalimiz yok! Bu gidişle üçümüz de açlıktan zıvaracağız buralarda! Onu bir enayiye inek diye yutturduk mu... ...biz 3-5 kuruş kazanırız... ...hem de onun gittiği yerde karnı doyar, anladın mı? Yavru, ona mani ol! Beni satmasın, ben satılmak istemiyorum! Yok yok, katiben mi? Gel şu işten vazgeç! Ulan alt tarafı bir eşek be!
Bak, biraz vaziyetimiz düzelsin, ben sana daha güzelini alırım anladın mı? İstemem anam! Abu Cittin gibisini ben nereden bulabilirim bir daha, ha? Oğlum, bu hayvan bizimle kalırsa, bir haftaya kılları diker. Abu Cittin, seni çok arayacağım. Bak Hacı Bey, buna midilli ineği derler, bunun eşi menendi yoktur lan. Midillinin eşiği olur. Olmaz olur mu? Şu memelere bak, Amerikan bir sık beş kanaldan süt verir namusuna. Tamam, bu işte bitti, paraları aldık. Bırak şimdi ağlamayı. Gel şunu kardeş bey yapalım, bak bir bir sana al şunu, bir sana... Bir bana! Katibem mi? Bu herif Abu Cittin'ime iyi bakar mı dersin? Sen orasını hiç merak etme anladın mı? Hakkını helal et Abu Cittin! Bu yazı ne demek katibem mi? Okusana oğlum, bak ne diyor! Pastırma imalathanesi, demek ki bu pastırma yapılıyormuş anladın mı? Yani bu adam Abu Cittin'i pastırma mı yaptı? Yo, ben buna müsaade edemem! Abu Cittin'i pastırma yaptırmam ben! Nereye gidiyorsun? Deli mi oldun? Deli mi? Satış bitti artık! Olmaz, Abu Cittin'i pastırma yapamaz! Bırak beni diyorum! Dur! Aa, bu ne biçim inek ya, o anırıyor! Bu eşek yahu! Vay namussuz herif, ben sana şimdi gösteririm! Ulan namussuz, kazıklamak için bula bula beni mi buldun? Bu inek değil, eşek, eşek! Eşektir eşek! Bak abicim... Bende bu uyuz eşeğe bin kağıt kaptıracak göz var mı? Bak abi, dinle şimdi, bir dakika! Arz edeyim beyefendi. Beyefendi diye senin babana dersin! Abu Cittinciğim, canım kardeş! İyi ki eşekliğini belli ettin! Yoksa ben bilmeden seni pastırma diye yiyecektim. Canım kan kardeşim. Hakem bey, faul yapıyorlar, görmüyor musun? Tam paraları almışken, anırmanın sırası mıydı? Herif kafama bir vurdu, hala beynim... Ha. Tuhafsın ama! Katibem mi, ne diyorsun? Can pazarı bu, kolay mı? Bana bak oğlum, böyle aç gezmenin sonu yok anladın mı?